Arkadaşlar, Layer Steel penceresini açtığınızda şöyle çift tıklayalım. Karşımıza ilk olarak Blending Options seçeneği geliyor. Burada bakın Blending Options'ın altında bazı ayarlar var. Buradan bu ayarlarınızı ne yaparak değiştirerek nasıl bir etki bıraktığını katmanda gözlemleyebilirsiniz. Birazdan bunları göstereceğiz. Fakat üst kısımda şurada bakın Styles diye bir seçenek var. Burası bizim Window menüsünden arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Styles'la aynı. Bu panelde arkadaşlar yer alan ya da şurada gördüğünüz stiller Photoshop'a önceden kaydedilmiş stiller arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi biz Adobe Layer'ını, Metin Layer'ını seçtiğimiz için bakın buradaki herhangi bir stile tıkladığında ekranda bakın şöyle teker teker gözlemlemeye çalışalım. Ne yapıyor arkadaşlar? Yazının üzerinde farklı bir etki bırakıyor. Her bir tıklamamın sonunda arkadaşlar bakın şurada layer'ın altındaki efektlerin etkilerini arkadaşlar değiştiğini görebilirsiniz. Bakın şöyle farklı efektler yer alıyor arkadaşlar. Burada isterseniz farklı şurada gördüğünüz diğer Photoshop'a kayıtlı olan stilleri de kullanabilirsiniz. Örneğin Abstract Styles'ı tıklayalım. Append diyelim arkasına eklesin. Okey diyorum. Bakın altına arkadaşlar yeni stilleri eklemiş olduk. Yine buradan başka stilleri de ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Image efekti kullanalım mesela arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çeşitli stiller burada mevcut. Şimdi bunların içerisinden ben sadece şunu seçtim arkadaşlar. İkincisini buradaki stil kalsın. Şöyle şuraya tekrar tıklayarak Show All Effects seçeneğini tıklıyorum ve bütün şurada gördüğünüz efektleri tekrar görebiliyoruz. Şimdi Blending Options'a tıkladığımızda arkadaşlar şurada bizi ilk karşılayan şey Blend Mode. Yani bunun nasıl karıştırılacağı. Bu arada ben şu anda metinle çalıştığım için buradaki etkileri düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde görmek mümkün olmayabilir. Sadece şuradaki modların neler olduğunu kısaca size göstermeye, tanıtmaya çalışacağım. Bunları resimleri karıştırırken daha iyi gözlemleyebilirsiniz diye söyleyebiliriz. Şimdi bakın şuradan Normal ve Dissolve var arkadaşlar. Bir çizgiyle şöyle şurada gördüğünüz farklı çizgilerle birden fazla çizgi var. Modlar birbirinden ayrılmış durumda arkadaşlar. İlk sırada Normal ve Dissolve var. Bunlar arkadaşlar özel bir efekt içermez. Sadece opasiteyi etkileyen seçenekler. Bunları deneyebilirsiniz. Mesela Dissolve diyelim. Çok fazla bir etki burada göremedim. Bundan önceki videoda bahsettiğimiz gibi buradaki modlar arkadaşlar ayarlar tasarımımıza göre farklı sonuçlar üretebilir. İkinci sırada şurada Dark'ında başlayan kısım ise arkadaşlar koyulaştırma ile ilgili arkadaşlar neler yapıyor? Efektler, etkiler bırakabiliyor. Resmi koyulaştırır bunlar arkadaşlar. Beyazlar bu layer'larda yer almaz arkadaşlar. Şurada bunun ön izlemesinde ne yapabilirsiniz? Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunun altındaki üçüncü sıradaki grupta yer alan efektler ise arkadaşlar modlar ise bunlar ise resmi parlaklaştırır. Burada da siyahlar yer alıyor. Bunların da yine ön izlemesini ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Onun altındaki kısım ise arkadaşlar şurada overlay ile başlıyor. Bunlar da kontrast zıtlığı artırır arkadaşlar. %50 griler katmanlarda yer almıyor. Şurada gördüğünüz neler? Efektler. Yine bunları da ne yapabilirsiniz? Deneyebilirsiniz çalışmalarınızda. Altındaki kısım şuradaki 4 seçenek ise bunlar da comparative yani karşılaştırma resimleri, karşılaştırma farklılıkları gösterme modunda kullanılır arkadaşlar. Bunları da yine kullanabilirsiniz. En alt kısımdaki kısım ise seçenekler ise renklerle ilgili farklı özellikleri karıştırdığımız arkadaşlar efektler ya da modlar diyebiliriz. Buradan seçtiğimiz herhangi bir mod ne yapıyor? O seçtiğimiz değeri diğer değerli arkadaşlar karıştırıyor seçtiğimiz moda göre. Hemen bunun altında arkadaşlar opacity var. Şurada gördüğünüz bakın opacity şöyle yapalım biraz. Bu opacity'yi diğer araç tool'larındaki bahsettiğimiz arkadaşlar araçlarda bahsettiğimiz opacity ile aynı. Bunu düşürdüğünüzde ne yaparsınız arkadaşlar? Opaklaşır.
resminiz ya da oradaki artık nesne her neyse bu opaklaşır arkadaşlar. Artırdığınızda da ne yapar? Tam net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen onun yanında ise fill opacity var. Bakın şimdi burada iki türlü opacity var. Birincisi normal şuradaki opacity. Advanced blending kısmında ise fill opacity var. Bu normal opacity'den farklı arkadaşlar. Bakın şunu düşürdüğümüzde ise şöyle. Normalde arkadaşlar bakın şöyle tekrar yapalım. Normal opacity'yi düşürdüğümde tamamen resim kayboluyor. Bu şu anlama geliyor. Oradaki o resim ya da nesne her neyse o ve onunla birlikte gelen buradaki efektleri tamamen ne yap? Opasitesini düşür. Sıfır yaptığımızda tamamen kayboluyor. Fakat arkadaşlar fill opasitesini değiştirirseniz resmin dolgu, resmin kendisinin opasitesini düşürür. O resimle birlikte gelen şurada gördüğünüz efektlere herhangi bir müdahale etmez arkadaşlar. Bakın şöyle düşürdüğümde ne yapıyor arkadaşlar? Sadece o yazının içindeki o dolguyu ne yaptı? Opasitesini sıfırladı. Yazının etrafındaki efektleri gördüğünüz gibi herhangi bir şey dokunmadı. Bunları burada ne yapabiliyorum? Gözlemleyebiliyorum. Bu ikisi önemli arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki farklılık. Buna dikkat etmekte fayda var. Eğer bir nesneye, resme, yazıya her neyse herhangi bir efekt eklemediyseniz arkadaşlar opacity ve fill aynı sonucu üretir. İkisi de ne yapacaktır arkadaşlar? Opacity'yi düşürdüğünüzde resmi sıfırlayacaktır ya da herhangi bir şey şeffaflaştıracaktır. Herhangi bir şeyi göremeyeceksiniz. Bunu hemen şöyle okey diyelim. Bakın bu bizim şu anda birinci Adobe yazısına eklediğimiz efektler. Style'dan bunu eklemiştik arkadaşlar. Şuradan bir stil seçmiştik. Artı şurada gördüğümüz blending modu değiştirmişiz. Normal yapalım bunu tekrar bu arada. Ve opacity ve fill değerlerini ne yaptık burada? Değiştirdik. Şuraya da dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bizim blending options'lardaki şurada gördüğünüz blend modla fill ve opacity değerlerini arkadaşlar aynı zamanda şuradan da ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şurada dissolve gözüküyor. Bunu normal yapalım arkadaşlar ya da şuradan bakın farklı neleri modları kullanabilirsiniz. Yanında hemen opacity ve fill değerini de burada yine görebilirsiniz. Şimdi dedik ya fill ve opacity arkadaşlar eğer bir nesneye herhangi bir efekt eklemediyseniz aynı sonucu üretir. Mesela buraya Photoshop yazalım arkadaşlar. Şöyle bunu şöyle şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Şuradan boyutunu biraz düşürelim. Okay. Şimdi bakın herhangi bir efekt etkilemedik. Yani şuraya tıklayıp şuradan herhangi bir efekt ya da style eklemedik arkadaşlar. Opacity'yi düşürüyorum. Bakın Photoshop yazısı gitti. Opacity'yi artıralım. Fill'i düşürelim arkadaşlar. Bakın yine fill düşürdüğünde de oradaki nesnenin şeffaflaştığını görebiliyorum. Ama buna bir efekt eklediğimizde arkadaşlar ne yapacaktır? Bu sefer sadece içindeki resmin kendi dolgusunun opasitesini düşürüp Efe'ye herhangi bir müdahale etmeyecektir arkadaşlar. Devam edelim. Photoshop'u siliyorum arkadaşlar. Şöyle Adobe'da yine. Şurada Advanced Blending Options var. Burada da yine farklı ileri düzey karıştırma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunları yine deneme yanılma yönüyle ne yapabilirsiniz? Test edebilirsiniz. Şuradaki Blending If seçeneği bizim için önemli arkadaşlar. Bununla ilgili birçok uygulama, etkinlik yapılabilir. Ne işe yarıyor arkadaşlar? Bir resimdeki, bakın şurada Blend If diyor. Gri, Red, Green, Blue. Burada seçtiğimiz RGB moda göre gelmiş arkadaşlar. Renklerini ne yapabiliyor arkadaşlar? Maskeleyebiliyor, gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir örnek üzerinden bunu göstermeye çalışalım. Şöyle yapacağım. Şuraya gelelim arkadaşlar. Başka bir uygulama açtım. Şimdi şöyle yapalım. Hemen Gradient Tool'u alalım. Gradient'i şurada olması lazım. Evet. Shift'e basarak arkadaşlar şuraya çektim. Eyvah. Yanlış gradient seçtik arkadaşlar. Şuradan öncelikli olarak yapmamız lazımdı. Şunu seçiyorum. Okey dedim. Şöyle şuraya çektim arkadaşlar. Pardon, niye gelmedi? Siyah beyaz. Evet, şöyle okey.
Şunu yapmamız lazım. Şunu şuralarda bazı ayarları değiştirdiğimiz arkadaşlar değiştirdiğimiz için sonucu gözlemleyemedim. Şöyle yeniden çiziyorum. Evet. Şimdi siyah beyazdan siyaha bir geçişin oldu arkadaşlar. Bir gradient eklemiş olduk. Şimdi alt tarafta bir resim var. Üst tarafta da arkadaşlar ne var? Bizim bir gradient dokumuz var. Gradient'in olduğu arkadaşlar layer bile çift tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada blending if seçeneği, blend if seçeneğini kullanarak arkadaşlar bir uygulama yapmaya çalışalım. Şimdi burada gördüğünüz şu skala arkadaşlar this layer dedi şu an seçtiğimiz layer, underlying layer de bunun altındaki layer anlamına geliyor arkadaşlar. Şu this layer'da çalışırsam bu şu anda şurada gördüğünüz eklediğim gradient'i etkileyecektir. Ne yapıyordu? Şimdi bakın şurada siyah ve beyaz bir geçişin gradient'in olduğunu görebilirsiniz. Şu anlama geliyor. Eğer siz şuradaki altında gördüğünüz arkadaşlar imleci hareket ettirdiğinizde bakın siyahtan beyaza doğru geliyorum. Resmin arkadaşlar şimdi alt taraftaki gradient'ti. Siyah kısmından beyaza doğru geçiş olan kısmını gizliyor arkadaşlar. Bakın şöyle gizliyorsunuz. Gördünüz mü? Tam tersini yaparsak, şuradan yaparsak arkadaşlar bakın üstteki gradient'in beyaz kısmını ne yapıyor arkadaşlar? Gizliyor, maskeliyor. Yani siyah ve beyazı arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Resimdeki maskeleyebiliyorsunuz, gizleyebiliyorsunuz. Bunu yaparken şuna dikkat edin. Mesela şöyle biraz yaklaşalım buraya arkadaşlar. Okey diyeceğim. Şöyle arkadaşlar tam burada bunu görebiliyor muyuz bakıyorum. Tam çok ayrıntılı bir şekilde göremedik ama normalde şunun arkadaşlar keskin bir geçiş olduğunu ne yapabilirsiniz? Fark edebilirsiniz. Çünkü keskin bir geçiş var. Bu arayı da yumuşatabiliyorsunuz. Tekrar şöyle çift tıklayalım. Bakın şu beyaz imlecin olduğu kısım arkadaşlar şuraya mouse klavyeden alt tuşuna basıyorum arkadaşlar. Alt tuşuna bastım. Mouse'da sol tuş yaptığımda arkadaşlar ikiye ayırıyor. Şöyle şey yaptığınızda bu parçacıkları birbirinden uzaklaştırdığınızda arkadaşlar daha yumuşak bir geçiş elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gelelim tekrar. Bakın şuranın daha yumuşak bir geçişle sağlandığını, geçiş sağlandığını iki resim arasında görebilirsiniz. Şimdi bunu normal bir uygulamada nasıl yaparız arkadaşlar? Şimdi şuradaki gradient'i kaldırdım. Bakın bu resimde şöyle şuradan evet. Benim daha önceden indirdiğim bir şey vardı arkadaşlar. Şurada kuşlar vardı. Hemen bunları göstermeye çalışayım. Bakın şurada kuşlar var. Bunu şunun üstüne getirip bıraktım. Şöyle Ctrl T ile biraz büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle Enter'a bastım. Şimdi burada kuşları ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Oysa ki resim arkadaşlar şu kısımlarında bir ne var? Sis var. İsterseniz arkadaşlar o sisin olduğu kısmı ile arkadaşlar kuşları yedirebilirsiniz. Birbirinin üstüne içine geçirebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen şöyle bir örnek üzerinden gösterelim. Alt kısımda bakın arkadaşlar şu anda bizim background değerimiz var. Normal gördüğümüz resim. Ctrl J'ye basıyorum arkadaşlar. Bunun bir kopyasını aldım. Üste çektim. Şimdi üst taraftaki resmin beyaz kısımlarını arkadaşlar şuradaki blend if ile kaldırırsam alt kısımdaki arkadaşlar kuşlar gözükecektir. Doğru mu? Şimdi hemen yapmaya çalışalım. En altta da bizim background değerimiz olduğu için bunda herhangi bir resim kaybım ya da buradaki herhangi bir piksel kaybım olmayacak. Gizlenme olmayacak. Şimdi şuradan beyaz kısımları bakın seçtiğim yerin beyaz kısımlarını ne yapmak istiyorum? Gizlemek istiyorum. Ne yapacağım? Şöyle sürükleyip çekiyorum. Bakın arkadaşlar sürükleyince kuşlar ne yapmaya başladı arkadaşlar? Burada gözükmeye başladı. Çünkü o kısmı, beyaz kısmı ne yapıyor? Gizliyor. Şuralar biraz gri olduğu için orada ne yapıyor arkadaşlar? Daha böyle bir geçişli bir durum. Şurada kuşta olduğu gibi görebilirsiniz. Şimdi geçişimiz sert. Onun için ne yapacağız? Alt tuşuna basıp şuradaki şeyi ayırdım arkadaşlar. Şöyle imlecimi ne yapıyorum? Biraz şöyle hareket ettiriyorum. Bakın arkadaşlar, şu gölgede kalan ya da siste kalan kuşlar ne yaptı? Biraz daha grimsi bir şekilde gözüktü. Tam ortada kalan kuş ise orayı tamamen sildiği için arkadaşlar geçişi daha sert olduğu için daha yakında gözüküyor. Okey diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın kuşları
Bu arada Move Tool'a aldım. Ve şuradan Auto Select iptal ettim arkadaşlar. İkinci layer'ımı seçtim. Bakın kuşlar hareket ettirdiğinde şeyin içine gittiğimde, buradaki sisin içine gittiğimde kuşlar kayboluyor arkadaşlar. Tam böyle bize yaklaştığımızda şu beyaz kısma geldiğinde de kuşları daha net bir şekilde görebilirsiniz. Bunun aynısını arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Koyu kısımlara da yapabilirsiniz. Orada da yine geçişlerin daha yumuşak olmasına dikkat etmenizi öneriyoruz. Burada gri seçtiğimiz için gri ile gitti arkadaşlar. Diğer renk seçeneklerinde de benzer şeyleri ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi okey diyelim arkadaşlar. Diğer blending ya da diğer efektlerle devam edelim arkadaşlar.